Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu enerji olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan, şimdi ekrana getiriyorum. Çalışma defteri fizik 9, enerji 5. sayı testi olacak. Sevgili arkadaşlar, şu an eşleştirmeyi çözüyoruz. Daha sonra çoktan seçmeliler, boşluk doldurmaları da çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlar. Çalışma defterlerini çok beğeniyorum biliyorsunuz. Ben buraya linkini koyuyorum oynatma listesinin. Bu oynatma listesinde tüm sayıların, toplam 8 sayı var kitapta. 8 sayının da arkadaşlar teker teker çözümlerini konu anlatımında bulabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar sizlere dağıtılmış olan çalışma soruları var biliyorsunuz. Çalışma soruları kitapları. Kazanım kavrama testleri var. MEB'in internet sitesinde en güncel hallerini bulabilirsiniz. Tekrar testleri var aynı zamanda. Sevgili arkadaşlar tüm bu testlerin linklerini koyacağım. Oynatma listelerini bulabilirsiniz kanalımda. Matematik dahil olmak üzere biliyorsunuz. Hepsi de sırasıyla oynatma listelerinde mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımı yardımcı olmaya çalışacağım. Yok değilse cevapları zaten var kitabın içerisinde. Cevap önemli değil arkadaşlar. Soruların bana ne öğrettiği önemli. Biz bunun üzerinde duracağız. Evet diyor ki, nicelikler verilmiş arkadaşlar burada. Hop 7 tane, karşılığında da 7 tane aday var. Bunlarla eşleştirmemiz isteniyor. İş arkadaşlar aklımızda tutacağımız birkaç şeyden bir tanesi. İş arkadaşlar kuvvetin hareket doğrultusunda cismi değiştirmesiyle bulunuyor. Kuvvet bir cisme hareket doğrultusunda yer değiştirme yaptırıyor arkadaşlar. Kuvvet çarpı yer değiştirme şeklinde söyleyebilirim. Bunu nerede görüyorum? Ç'de görüyorum arkadaşlar. Ç'yi işaretliyorum. Şimdi burada dikkat eden, merak eden arkadaşlarım için de şunu söyleyeyim. Şimdi kuvvet vektörel bir büyüklük. Yer değiştirme de vektörel bir büyüklük. Ancak iş nasıl bir büyüklük arkadaşlar? Skaler. Allah Allah, nasıl oluyor? İki tane vektörel büyüklük çarpılınca nasıl skaler oluyor? Arkadaşlar iki vektörün çarpımı skaler bir büyüklük elde edememize yardımcı oluyormuş demek ki. Bunu da aklımızda tutalım. İş dediğim şey kuvvet çarpı o kuvvetin aldırdığı yol arkadaşlar. Güç. Sevgili arkadaşlar güç dediğimiz şey de birim zamanda yapılan iştir. Bakın şu birim zamanda diyoruz işte o yüzden zamana veriyoruz. Bu T zaman, bu da yapılan iş. Şıklara bakıyorum ancak hiç böyle bir şey göremiyorum. V bölü T. Neden göremiyoruz? Sevgili arkadaşlar iş enerjideki değişime eşittir. Bir cismin bir enerjisi vardır. O cisimdeki enerji değişimini yapılan iş belirler. Bu durumda ben V, W yerine enerjideki değişim yazabilirim. Bu durumda delta E bölü T diyebilirim ki bak bunu da A şıkkında görüyorum. Harika. Bu da önemlidir ha. Bakın 11. sınıfta falan çok işinize yarayacak arkadaşlar. T sürede harcanan enerji. Sevgili arkadaşlar şurada görüyorum zaten. Ben ne demişim? Güç iş bölü zaman, birim zamanda. Burada bu işlemi yaptığımda iş nedir arkadaşlar? Bak T sürede P çarpı T kadardır. İşte T sürede bu kadar güçle enerji harcadığımızda arkadaşlar harcanan enerji bu olmaktadır. P çarpı T'dir. Bunu da F'de görüyorum. F'yi işaretledim. Epitopu iki tane şey aklımda tutacağım. F çarpı delta X bir de W bölü T. Tanımları bilince arkadaşlar tanımları bildikten sonra formülleri yazmak da gayet kolaydır. Öteleme kinetik enerjisi. Allah Allah, bu ne olsa gerek sevgili arkadaşlar. Öteleme. Nerede duyduk biz bunu? Kinetik enerji diyor bakın sevgili arkadaş. KE. Kinetik enerji. Eskiden şöyle gösteriyorduk arkadaşlar. Enerji kinetik olarak da gösteriyorduk biz bunları EK. Şimdi bak kinetik enerji olarak söylenmiş. 1 bölü 2 MV karedir. Konu kapanmıştır. Nerede? Bursa'da. Hep formül diyorlar arkadaşlar fizik için. Ben hiç katılmıyorum. Evet birkaç tanesini aklımıza tutacağız. Hatta ve hatta öğretmenlerin size uzun uzun anlattı. Ben kazanım kavrama testlerinde de anlatıyorum uzun uzun. Bunların da arkadaşlar belli bir mantığı var. Hemen karşına çıkıyor. X eşittir VT'yi eğer formül kabul ediyorsan ki ben hayatta kabul etmem. X eşittir VT. Yani hız çarpı zaman yola eşittir. Bunları birbirleriyle işte çevirince edince arkadaşlar karşımıza 1 bölü 2 mv karede çıkıyor zaten.
5'e geldim. Yer çekimi potansiyel enerji. Sevgili arkadaşlar, bu sefer potansiyel enerji diyoruz. Biz buna EP ile de gösterebiliyoruz. Bazı kaynaklarda böyle de görebilirsiniz. Potansiyel enerji de arkadaşlar nedir? MGH'tır. Cismin yüksekliği ile alakalı bir durumdur arkadaşlar. Kütlesi var, yer çekim ivmesi var, bir de yüksekliğimiz var arkadaşlar. Bunu nerede görüyorum? Hop, C'de görüyorum. Hemen şuradaymış zaten. Buna da C'yi yapıştırdık. 6'ya geldim. Esneklik potansiyel enerjisi. Bakın, bir potansiyel enerjiden bahsediyor. Potansiyel enerji, hop, yanına da esneklik yazılmış arkadaşlar. Bu nelerle alakalı arkadaşlar? Esneklik yaylarla alakalı, tam da karşımıza yazmışlar zaten. Kinetik enerjiye çok benziyor. 1 bölü 2 kx kare şeklinde. Bu da sevgili arkadaşlar. K yay sabiti, yaylara özel bir sabit. Arkadaşlar, her yayın kendisine has bir sabiti var. X de arkadaşlar sıkışma miktarı ya da çekme miktarı. Sonuncu olarak da boşta kim kaldıysa bunu yazacağız. Mekanik enerji arkadaşlar. Mekanik. Şimdi dikkat edersen şu ana kadar konuştuğumuz enerjilerde cismin arkadaşlar hareket halindeyse bir kinetik enerjisi olur. Bir de belli bir yükseklikte, herhangi bir noktaya göre alırsan belli bir yükseklikte, bir de potansiyel enerjisi olur arkadaşlar. Kinetik enerjisiyle potansiyel enerjisinin toplamlarının ikisinden birden mekanik enerji deriz arkadaşlar. Mekanik, potansiyel enerji artı kinetik enerjisi de diyebilirim. Bunu nerede görüyorum? Hop, D'de görüyorum. Şunu yazmamışız hemen karşısında ya. Dedik. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi eşleştirmeyi bitirdik. Bundan sonraki testlerimizde de boşluk doldurma, çoktan seçmeli, açık uçlu sorular ve beceri temelleri de çözeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.